dönecekler. Merhabalar Murat, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Dün açığa satış BIST 30 hisseleri için resmi olarak kaldırıldı. SPK tarafından duyuruldu. Şimdi de imalat PMI rakamları 53.9 gibi çok ciddi bir dipten dönüş gerçekleşti. Hatırlarsanız 2 gün önce sizinle beklenti raporunda programında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncü göstergeler hızlı bir toparlanmayı işaret ediyor açıklamasını da sormuştum. Nitekim o öncü göstergelerden biri de geldi. Ne dersiniz? Evet. Ya açık söylemek gerekirse... Yani birkaç kez de konuştuk, yani Türk ekonomisi çok dinamik bir ekonomi. Yani kırılganlığıyla ve toparlama gücüyle biz bunu son 20-25 yılda birçok kez aslında gördük, yaşadık yani. Dolayısıyla pandemiyi de hep şunu konuşuyorduk. Yani yıla çok iyi başladık, Ocak-Şubat. Pandemi ekstra bir risk oluşturdu yani dünya genelinde. Tabii Türkiye'yi de çok derinden etkiledi. Fakat Türkiye'nin bu süreçte özellikle bu virüsü kontrol etme konusunda sağlık tarafındaki başarısı artı Mayıs ortasından sonra ve Haziran ayında hep söylüyorduk. Yani önemli olacak bu veriler, çünkü sosyal hayat ve gelen verileri burada paralel değerlendirme şansımız olacak diye. PMI tarafında çok şey görüyoruz, yani bunun net bir etkisini de artık rakamlar içerisinde görüyoruz ki Türk ekonomisi hızlı bir şekilde toparlayabilme enerjisine hala sahip. Dolayısıyla eğer bu aşamadan sonra bir aksilik olmaz da dünya mevcut virüsle yaşama algısına devam ederse, her ne kadar işte belli bölgelerde vaka sayıları değişiyor, belli uygulamalar gün ve gün değişebiliyor, kısıtlayıcı önlemler de gelebiliyor. Ama Türkiye bu temposu içerisinde ben yıl sonuna kadar da birkaç kez daha telaffuz etmiştim. Yani beklentilerden, özellikle yurt dışı beklentilerinden çok iyi. Belki kendi beklentilerimizden de, yani yıl başındaki değil tabii ama son dönemde Sayın Albayrak'ın söylediği de o pozitif tarafta kalma beklentimizden de belki iyi tarafta olma şansımız şu an için gözüktüğünü düşünüyorum. Borsa ile ilgili şunu ifade edeyim. Hem gelen PMI verisi hem sanayi endeksi çok hızlı bir kredi büyümesi, çok hızlı bir Merkez Bankası, işte mevzuat yapıcı kurumlar içerisinde birçok adımın atılması sonrasında tabii ki sanayi endeksi veya işte teknoloji, gıda ve özellikle sağlık tarafını biz pandemi sırasında gördük. Bu sektörler özellikle krediyle desteklenen bu sanayi tarafındaki firmalar diyelim, bankacılık tarafı öncesinde hareket etmesi, nasıl ki yurt dışında bazı endekslerde işte teknoloji endeksleri veya hisseleri ön plana çıkıyorsa çok normal geliyor bana. Yalnız bu aşamadan sonra özellikle adım adım tekrar normalleşen bir borsa mevzuatı diyelim açığa satışla birlikte ve özellikle Türkiye'den çıkan yabancı yatırımcının tekrardan belki Türkiye'nin bu performansına istinaden yavaş yavaş bir para akışının da olması düşünüldüğünde ikinci dönem diyelim, yani oyunun ikinci yarısında veya yılın ikinci yarısında bankacılık sektörünün de desteklediği bir borsa yükselişine özellikle hisse ve sektörel bazlı bazı normalleşmelere neden olabilecek bir dönem yaşayabiliriz. Ben böyle olabileceğine büyük bir şeyle bakıyorum, yani ihtimalle. Ama açığa satışta normalleşme sürecidir. Tabii ki aşağı yukarı hareketler biraz daha şey olabilir, marjlı olabilir. Ama buraya yatırımcı kitlesinin daha fazla yoğunlaşmasında da ve hacmin artmasında da ki zaten son dönemde oldu, önemli bir payı olacak. Ben bunu da olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Ekranı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum Tonguç Bey, telefon hattımızda olduğunuz için bir grafik paylaşacağız. Reuters'tan yönetimden de rica edelim. Dolarda tam anlamıyla 16 gündür kocaman bir mor circle, daireyi koymuş olduk ve 16 gündür yerinde sayıyor. 6.85 seviyesi devam ediyor bu fiyatlama. Tabii bu 200 günlük ortalama 6.37'den geçiyor. İşte yakın vade 21 gün 6.83'ten geçiyor. 21'e çok yakınsıyor ama 16 gündür bu buralarda devam ediyor bu fiyatlama. Aşağı mı yukarı mı kırılır sizce? Şimdi Murat, aynı ne hissediyorsunuz Tonguç Bey? Dolar kutusunda diyelim. Kutumu aç. Ya şöyle, biz de aynı grafiğe doğal olarak tabii tüm piyasa takip eden profesyoneller olarak bakıyoruz. Mutlaka. Ve çok samimi bir şekilde şunu ifade edeyim. Her sabah yaptığımız toplantılarda da aynen şu ifadeyi kullanıyorum. Daha önceleri de benzer durumlarda ifade ettiğim gibi Türkiye
kurumlarıyla birlikte yurt dışı veya yurt içinde ihtiyacı olmayanlar haricindeki döviz hareketlerinde yaptığı düzenlemelerle bir gün içi trade mantığının veya herhangi bir spekülatif, manipülatif atağın işte daha önceki yıllarda ekonomiye verdiği zararların önüne geçmek amaçlı, nasıl ki işte borsada zaman zaman bu uygulamalar yapıldıysa, kur tarafında zaman zaman vergilendirmeyle, zaman zaman swap piyasalarındaki daraltıcı bir şeyle diyelim, mevzuatla diyelim veya bir düzenlemeyle bu yola gitti. Şimdi burada özellikle Çin-Katar anlaşmaları sonrası o 7 seviyelerin üstünün çok Türkiye'ye özgü bir fiyatlama olmadığı görüşü sonrasında geldiğimiz yer, ben bir süre daha devam edecek 1.685. Ama şöyle düşünüyorum, o gördüğünüz grafik içerisinde bir hilal gibi, bir yarın böyle yay gibi günlük grafikte dönüyor. Dolayısıyla burada iki şey olabilir. Ya bir 3-4 kuruş aşağı vurduktan sonra bir yukarı tekrar 6.90-95 arasına yükseliş ve orada bir yatay hareket görebiliriz ki bu ihtimali ben %20 gibi görüyorum. Ya da bir olumlu haber, işte PMI verisi diyebilirsiniz, swap anlaşması diyebilirsiniz, ne bileyim Amerika ile ilişkiler diyebilirsiniz. Herhangi bir şu an tahmin edemediğimiz ama Türkiye için bu süreçte bir ekstra pozitiflik yaratabilecek bir haber akışı kuru tekrar 6.75-6.80 arasına çekip orada bir süre daha devam etmesine neden olabilir. Çünkü firmalar ve kişiler döviz ihtiyacını, ki biz bunu haftalık değişimlerde görüyoruz, net bir şekilde içerideki swap piyasası veya içerideki piyasalardan karşılıyor. Fakat uygulamalar neticesinde günlük al-sat şu an için zaten dolay TL'de veya günlük ya da kısa vadede diyelim, hem bir yatırım için makul değil, hem de bunun giderek azaldığı, buna olan talebin azaldığı bir dönem yaşıyoruz. O açıdan bu yataylığın tabii ki çok normal gelmeyebilir. Hani çok bunu da yaşamadık yani, birkaç kez olsa da bir kırılımı olacaktır. Ben biraz daha aşağı yönlü kırılabileceğini düşünüyorum sonuna istinaden. Ama iki tane seçenek de her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. %80 o hilalin aşağı doğru kıvrımını görme ihtimalimiz bir habere istinaden olacaktır diye düşünüyorum. 30 saniye gibi süremiz kaldı. Zor biliyorum sıkıştırmanız ama hemen izninizi ileteyim. İç borç istatistik vesaire de açıklandı. Yaz dönemi artık 3. çeyreğe girdik. Dolar talebi açısından olumlu mu olumsuz mu bu çeyrek diyelim Tonguç Bey? Şimdi bu yani mevcut durum içerisinde eskiye nazaran bir dolar talebi yazın olacağı, yani işte turistler gelip burada bir dolar tarafında bir fazla arz tarafı yaratılacağı, bunu çok bakmamak gerekiyor. Yani biraz piyasa tarafıyla bakmak gerekiyor. Dolayısıyla yurt dışına gidişler, yurt dışından gelişler daha sınırlı olacağı için aslında mevcut durum içerisinde biraz daha bu talep arz tarafına bakmak doğru olur. Eski yıllar bu yaz için, bu yaz dönemi için hani doların ihtiyaç dahilinde olması ya da arzın fazlalaşması konusunda bence bir gösterge olamaz, olmayacaktır da. Ama bu cari açık tarafı, işte belki bütçe tarafı yaz aylarında nasıl bir değişim olacak? Çünkü biliyorsunuz yani çok hızlı ülkeler fikir değiştirebiliyor. O önem kazanmaya devam edecek. Olur da Ağustos gibi bir turizmde de canlanma potansiyeli pandemi sonrası olma ihtimali olursa, bir nebze olsa bile, bu bizim işimize de yurt dışı kaynaklı yarayacaktır diye düşünüyorum. Tonguç Bey çok teşekkür ederiz yoğun gündeminizde vakit ayırdığınız için. Yücel Tonguç Erbay.